Prime ATR'də bugünkü misafirimiz Xırdalar Milli Lideri və Ukrayna Yuxarı Şurasının millət vəkili Mustafa Hacıməliyev. Xoş gəldiniz. Mərhəbələr. Çox suallarım var. Ərkəz Bekli-Bekim, işte bu Türkiyə, Zelenskinin Türkiyə ziyarəti haqqında, dairələr haqqında bu vələkiri. Amma başlamaq istəyim, bir ay evvelsi, amma Kiyevdəki genç nesil bir məsələn kötərməyə başladı. İşte, meclisin canlandırması haqqında deyik. Onun birinci biz Suspilinin efirində Arsen Jumadilov'tan işittik. Sonra toplaşılar oldu. Bir teklifler var. Belki elektron şekilde kurultayını saylamağa. Çünkü 18 senesi, 10 vekalet müddeti bitken gibi. Eskender Bariyev efirinde dedi, bu meselen kötermege olmayı. Çünkü bunu kullanırlar, işgalciler ve eline geçirirler bütün kurultay sistemasını. Sizin fikriniz, işitmedim daha onu o güne geçteyim. Gerçekten de bu bizim için de bir kuratsızlık. Çünkü sonki kurultay seçimleri 13. senesiydi, 5 yıllık. 18 senesinde kurultayın etkisi, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin, kurultayda seçilgen meclisin etkisi bitti. Bizim büyük bir hatamız oldu. Biz o kurultayın tüzüğünde olagan üstü durum olduğu zaman meclis ne yapması gerek hakkında bir madde kırs etmedik. Çünkü bir kimse de aklına gelmeyedi. Nasıl bir devlet işgal edecek de totaliter sistemasını kuracak. Ama buna bakmadan evet bazı davranışlar yaptık. 17 sene, yok 18 senesi galiba biz büyük konferansiyi topladık. Onda karar aldık işte. Kırım işgal altında olduğu sebebinden. Orada demokratik şekilde kurultay geçirilmeye geldi. Kurultay delegelerin seçme imkanı olmadığı sebebinden şimdiki kurultay vekilleri özün etkilerin devam edecek. Şimdiki mevcut olan Kırım Tatar Milli Meclis de özün etkisini devam edecek. Ama malum olduğu gibi Kırım Tatar Milli Meclis'te de bazı şeyler olup geçti. 33 meclis azalarının 5'i satkın olup çıktı, hain olup çıktı. 5 mi 7'si mi? Farklı farklı rakamlar var. 5 diyemiz. Biz o, çünkü 5 adam hakkında resmen karar çıkardık. Bazıları da var. Böyle açıktan açık işgalcilerle işbirlik yapmıyorlar ama kendi tenine korkup yürüyorlar. Bir şey davranışlar yapmıyorlar, toplantılara katılmıyorlar. Biz son iki kere bu gençlerle konuştuğumuz zaman ben bunu söyleyemedim. Dedim bu bizim kaydelerimize göre meclis azalığında ne zaman durdurula önceden elbette kurultayın kararı olması gerek. Kurultay toplama mümkün değil. Ama böyle normalde ya meclis azası ölecek. Öldüğü takdirde bir otomatik olarak meclis adası olmuyor. Ya da kendisi bir arıza yazacak. Onun için dedim biz bu ballast olup durgan bazı meclis adalarını teklif edeyim. Siz kağıt alınız, kalem alınız, yazınız. Ben sağlığım durumdan ve başka sebepten de meclis adasından vazgeçemem. Çünkü böyle durumda vatan böyle vaziyette olduğu zaman bize korkak meclis adaları gerek değil. Onlar bize yalnız zarar getirirler. İşte bunu biz gerçekleştireceğiz galiba. İkinciden bu meclisten ayrılgan ya da meclisten çetlendirgen meclis adalarının yerine yeni meclis adaları saylama mümkün. Nasıl etin? Biz böyle bir sistem var. Evet o da tehlikeli. Bizler kurultay evet onu kararlı. Ama mesela kurultay azaları, delegeleri bir araya toplana. Evet kvorum olmaz. Herkes çıkıp olmaz. Bazı korkar. Bazısı çıktıktan sonra geriyi vermezler diye ondan sakıncası olacak. Onun için mevcut olan yani toplantıdan kurultay delegeleri bir karar alırlar. Sonra o kararın başka delegeleri imzalaylar. Bunda bir tehlikesi var. Eğer de bazı arkadaşlar derler ki biz bu yoldan gidecek olsak
Ruslar da bunu kullanabilirler. Sahte imzalar yaparlar, bir kimseyi korkutup imzalattırırlar ve böylelikle kendi kararlarını kırsetmeye çalışırlar. O zaman eğer de öyle şeyler yapacak olsalar başka tedbirler de alabiliriz. Ben bilesin böyle yolda mümkün bazı şeyler yapmak. Şimdi iki sualim daha peyda oldu. Birisi, hiç kimsenin aklına gelmez idi bir işgal olacağı ama evvelden siz milli vekili olarak birkaç kere Ukrayna iktidarına uyarhan ediniz bu mesele. Karadeniz filosu hakkında o vakit uyarhan vaktinizde de aklınıza keleydir de o filonu nasıl atıp kullanacakları ve belki işgal olabilecek bir yoksa öyle tahminler hiç yok idi mi sizde? Öyle tahminler var idi ama işgal tamamıyla nasıl bir devlet senin toprağına girecek de hem bu toprağın işgalden gayrı kendi memleketine ekleyeceği evet aklımıza gelmiyordu. Eğer de bu internette 2008 senenin yayınlarını baksanız orada birçok benim açıklamalarım var. Ben de yayadım onu orada Gürcistan Rusya savaşından sonra sırada Kırım olabilir. Onun için böyle böyle tedbirler almak gerek deyip birkaç kere uyarganadım. O zaman Ukrayna SBU'su biz onların analitik demelerini kurganadık da gizli analitikada yazadılar. Это очередная провокация Меджлиса, направленная на ухудшение братских отношений с Российской Федерацией. Были доверлендеры для было. Забывшим теклифлермыз, причем теклифлермыз варили. Насыл это, чтобы изгальден, я да бу Крымын Украина накопарылмасына йол капаттак, и да сөйледим, мы с кем бірінші Karadeniz filosunu oradan otoşlamak. İkinciden bu Rus konsolosluğun Simferopol'deki, Akhmetçi'deki Rus konsolosluğun hareketlerini durdurmak. Çünkü onlar sağa sola Rus pasaportlarını dağıtlar. Başlayanlar. Üçüncüden ben de denedim ki yeterli kadar asker getirmek gerek Kırım'a. Hem de evet orada var ya da 15-16 bin asker ama büyük çoğunluğu onlar Kırım'dan alınan. Ötlikler büyük çoğunluğu. Ben de dedim Batı tarafından getirilsin sağlam nömeler. Hiç olmadıkta Karadeniz filosuna sayısı bakımından en az da 20 bin adam olması gerekiyordu. Ama o bir şey yapılmadı. O Yevşenko zamanındaydı ama son seçimler başlandı. İktidarga Yanukovych geldi. Yanukovych tam tersine yapmaya başladı. Çünkü biz onu desteklemedik. Rus taraftarı olduğu sebebinden. Şimdi yani sizin uyarhanınızın ziyade iş böyle milli sistemi hakkında. Dersiz iş tüzüğümüz hazır değil idi böyle fevkalade. Ben bitirmek istiyorum. Ben gerçekten de işgal edeceğini aklıma bile getirmeyedim. Ben belirledim böyle işte Gürcistan'da yaptıkları gibi. Böyle kokla bir bağımsız devlet yapacaklarını Rusların protektoratında olabilecek. Ama tamamıyla böyle girip de ben toprağım o hem de işgalden de gayrı bir askeri üs gibi yapacağını evet o kadar küstahlık beklemeydik bu adamdan. Ama maalesef oldu. Ama 24 Mart 2014'te Bahçisaray'da kurultay geçirilgenidi. Bu endi böyle sözde referendumdan son olgan şeyler. Yani o kurultayda bu değişikliklerin geçirmege mümkün idi. Evet, maalesef o kurultayda benim fikrimce, başka arkadaşlar belki başka fikirdedir de çok hatalar yapıldı. Ben tam o vakitlerde, o günlerde Amerika'daydım. Biz öyle anlaşkan edik ki kurultay esnasında mikrofonu kreşet edeceklerdi. Ben oradan özüm fikirlerimi söyleyecektim. Ama öyle şey olmadı. Remzi Reza Şevkiyev çok onda tırıştı. Ya Mustafa Kanı dinlemek gerekiyor. Refat Bey de son neticede o kararlar aldıktan sonra hem de bağlantı öyle de olmadı. Ben baradım o kurultayda. Eskender Bariyev pek tırıştı sizin bağlamağa işte ama
işitmek istemediler o vakit. Galiba siz de o hatalarını şimdi kotermek istemiyorsunuz şimdi vakit geçken son. Şimdi faydası ne onu şimdi kotergenden? Anda benim fikrimce onu açıktan da ettim. Rifat'la konuştuğumuz zaman da ettim onu. En büyük hata anda bu iktidarga kirmek idi. Bir taraftan anlama mümkün. Anda halkımız var. Onların bir sürü problemleri var. Eğer de iktidarda adamların olsa evet onların sorunlarını çözme mümkün değil. Ama prensip olarak sen nasıl olup da silahla seni evine gelen haydutla işbirlik yaparsın o başka mesele. İkincisi bizim niyetimiz burada Milli Muhtar Cumhuriyet kuracağız. Ya nasıl? Nasıl kuracaksınız? Rusya içerisinde mi? Yoksa Ukrayna içerisinde mi? O hakkında bir söz bile yok. Yok yok. Öyle de kapalı bir mesele. Onun sonra onu düzeltmeye tırıştık. Evet, işgalden sonra biz o genişlikte geçirdik ya meclis toplantısı. Orada dedik ki evet biz Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti kurmak isteyipmiş ama o Muhtar Cumhuriyet sadece Ukrayna devleti içerisinde olacak. Ertesi günü de yani tam bu toplantıdan sonra Rifat Çubarov'a Kırım'a giriş yasak yaptılar. Öyle oldu. Kurultay meselesi de gendiz. Bu bir teklif iştik hende. İkinci kere işte bu teklifine. Kurultay delegeleri, vekilleri toplaşa. Bir karar alalar, kvorum yok. İmzalar toplaylar. Ama mesele kurultayını Zoom veya Skype vasıtasının toplamağa mümkün mü? Böyle imkan var mı? Bugün dünyada dünya parlamentleri bile, Birleşken Milletler olsun, komitetler olar Zoom'dan, Skype'tan toplanalar çünkü pandemi olgan için. Bu bunda var mı öyle? Öyle imkan, nebet Kırım Yarımadası demokratik bir sistemi olsaydı anda. Öyle şey başladığında sonra da Facebook bütün evleri katlar ya bunun teknikini alıp alırlar. Anda bu bunu öyle şey yapma. Bilmiyorum ama bu elektron şekilde seçimler geçirmek yine de eğer de bu devlet Amerika'nın seçimlerini bile hacker vasıtasına girip bozma belirse bizim seçimlerimiz nasıl bozulacak? O çok mantıklı görmeyeyim ama. Ama herhalde denip bakarak. Daha bir tarafı bu gençlerin bu elektronik salavarın meclisin cilandırmasından başka belli ki de ben de bu stüdyoda birkaç kere soradım. Şimdi bile ama bu bugünkü vaziyette böyle rekabet dışarı ordu demek mümkün. Bir taraf Kuremiz işte Rifat Ağa Çubarov'un yanında bir grupa var. İşte Çigoz'un, Muavin'in Çigoz'un etrafında bir grupa var. Rustem Umerov'un etrafında bir grupa var. Şimdi siz hangi grupanın güçlü kuresiz? Kim yenecek bu kureşlerde, bu siyasi kureşlerde? Ya şimdi Kırım Tatar Milli Meclisi bu aynı fikirde olan insanların bir teşkilatı değil. Orada çeşit türlü insanların. Evet, parlamenti olan. Parlamenti oluyor gibi. Hem de öyle olması lazım. Ve karar alındığı zaman meclis toplantısında olsun, böylelikle de konferansiyelerde olsun, bir karar alındığı zaman herkes özün fikrini söyleyip son bir karar projesi ola ona oy verilir. Kaysa fikir neyse o yürürlükte kire. Ben bunda bir sakınca görmeyeyim. Evet, bazı kimselerin simpatileri, antipatileri farklı oluyor. Yani siz meclisin birinci reisisiniz ve 20 yıl devamında, bu 20 yıldan ziyade bu işin alıp vardınız. Şimdi dışarıdan bakkanda böyle şimdi koltukta oturmakan vakitte kimli daha ziyade güçlü ve efektif faal kuruyorsunuz bu okay, bu koltukta meclis reisi bu. Anda böyle bir iktidar demeye de mümkün değil. Ellerinde ne var demiş iktidar demeye. Bazı fikirlerin evet Ahtem Çiğoz'un fikirleri farklı olabilir. Bazı ona katılan olabilir. Bazı bir meselelerde. Diğer meselede katılmayabilirler. Biz gördüğünüz gibi böyle bir gruplar görmeyeyim aslında. Evet, bazı tartışmalar olur onda. Ben o tartışmalarda da iştirak edemem. İştirak edip bir tarafın böyle desteklemeyeyim ama özüm fikrimi söyleyeyim. Şimdi Rifat Çubarov gerçekten de böyle yüksek seviyede devlet adamı. Hem diplomatik tarafından, hem bilgi tarafından.
onun yerine şimdi başka bir kimseyi de görmeyeyim. Evet, Allah biz bu dünyada hepimiz misafirimiz. Yarın öbür gün ne olabilir? Eğer de böyle bir değişmeler olsa belki birinci zamanlar zorluklar olabilir ama yine de bu milli sistemin çalışmasını devam edecek. Başkaca sorayım ama kendinize soruşturacağım. Siz koltuktan 70 yaşına olganda kettiniz. Tam 13 senesi doğru mu? 72 girgen son. Tam o vaxtları sizin doğan kününüzün etrafında keçken kişiler. O vaxt birinci muaviniz, yıllarca birinci muavin olan Rifat Ağa oldu. Sonra gelecek 10 yıl devamında, 10 yılda Rifat Ağa da 70'ye yakın olacak. Bu 10 yıl perspektivada gençlerden, mesela biz Koreyimiz Dambır grupanı unuttum, ayrıca Eskender Bariyev var. Что бу генч неселден да айтсак, что Арсен Жумадилов да бар, мына бу Рустем Умеров бар, бу генч несел. Улардан кимнин көрөсүз мажилис рейси азыр болочак кибу саясатчылардан? Ну, сөйлөдүңүз, адамдар маанилүү бакымдан, эмне бөлө билги бакымдан эпечи жогору сериядеги. Арсен болсун, Рустем болсун. İkisi de dışarıda okudular. Cumadilov İngiltere'de okudu. Rustem Amerika'da. Rustem bundan da gayrı daha böyle çok ekonomist. Böyle bir... Zelenski bile şaşıp kala onun bilgilerini. Onun beraber onlar Katar'a gittiler anda. O kadar iş becerdi anda. Bütün bunun etrafındaki yapı olmayan şeyleri o becerdi. Ancak onun otoritesi çok yüksek. Ben bir kere 5. kanalda soradılar da benden. Siz öleceksiniz demediler de. Ya dediler ki işte bayağı yaştasınız ama sizin yerinizde. Birinci ne için benim yerimde? Ben şimdi meclis reisi değilim. Evet lider değiller ama Kırım Tatar Milli Sistemi'nde lider dediğim bir şey yok. Onu işte o sonki kurultayda Rifat Çubarov'un sayladı. Son Rifat Çubarov aslında bu fesatçısı. Dedi ki сейчас слово предоставляется лидеру Крымского татарского народа. Я только sen lider oldun, ne mal lider diyorsun? İşte ondan gitti o lider diye. Gerçek lider halk tarafından seçilgen. Kırım Tatar Milli Meclis Reisi olması gerek. Onu da öyle lider bildiğimiz. Ama kim yeni Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi olabilir şekilde o 5. kanalda onu sordular da. Ben de dedim bizim bizde monarhiye değil ya. O nasledstvosa veraset olarak sen tayin etmişsin. Hatta kurultay seçiyor onu. Ama dedim benim bakışımda evet, böyle yetişmiş gençlerimiz var. Mesela dedim Rustem Umerov. Ondan gitti o. Yakın zamanlarda da Zelenski'nin Rustem görüştüğü zaman o da diye ya sizin Mustafa'yı lider olarak görsetti. Demek o leğindi tanıyla Rustem'den. Yok onu tanıyınlar değil de Mustafa'nın listesi Mustafa'nın senin laf edeyim aynı şey bana da söyledi. Da bir kurnazlık evet neyse. Ama belki de mesela Avrupa şeylerinde var da eski liderler, eski cumhurbaşkanlar var. Senatoha kereler ya da İngiltere sistemi palata lordu. Belki eski liderler birkaç kere toplansa meclis reisi sıkça degişse işte herkes eski meclis reisleri bir böyle lordlar yani aksakallar odasını kurabilirler. Yani. Maalesef eğer de biz o 1991 senesi bir kaydemiz var ya da meclis reisi 4 yılga saylanmaydı. Son ana kristetler iki kere tamam olsun 8 yıl. Ama 8 yıl geçtikten sonra bana istifa etmeye müsaade vermediler. Dediler biz Amerika değil miyiz dedim bu böyle madde var bizim tüzükümüzde onu alıp taşlayık. Ve yine de meclis reis. Eğer de böyle
Değişken çok olsaydı şimdi birkaç bugün adam 4-5 olacak. Bir meclis reisi olacak. Kadar, evet adamlarımız olacak ama maalesef olmadı. Bir mesele geçen biz uzun stokundunuz. Zelenski ve Rustem Umer'in Katar'a beraber var. Hani bu iktidar meselesi. Yani iktidarın, Zelenski'nin iktidarının aralarınız, münasebetleriniz nasıl? Bak ben birinci kere bu sayılarlardan sonra birinci kere Türkiye'ye beraber vardık. Vardık o tradisyonlu bu nemege Atatürk anıtına koyduk son. Oradan Kırım Tatar Kültür Merkezi'ne gittiğimiz. Onun yardımcısı yanıma geldi dedi. Cumhurbaşkanı rica etti siz onun arabasına binseniz. Hı hı. Çok istemedim çünkü onun arabasında sigara içmek mümkün değil. Zelenski'nin arabasında mı? Neyse yaşlı dedim oturdum. O birinci soru. Madi, ne için diye biz bu zamana kadar baş başa oturup laf etmedik diye. Ne için beraber değiliz diye abi. Dedim bakın siz. Ben onu bilmeyeyim dedim. Biz de seçim zamanlarında, parlamento seçim zamanlarında sizin yardımcılarınızdan laf etken edik. Bizim bu sonki seçimlerimizde, seçimlerin stratejimiz iktidarga, bu parlamentoya mümkün olduğu kadar çok Kırım Tatar adamı sokmak idi. Onun için birçok partilere verdik. Sizin dedim, partinizde de adamlarımız var idi, teklif edecek dedik. Gerçekten de biz oraya Nariman Celaloğlu'nu teklif etkilediniz. Evet. Bu Sluga Naroda Partiyası. Evet. Hem de Nariman'ın özününle konuştum. Dedim böyle adam böyle böyle fikir var nasıl bakasın. O da dedi ya dedi öyle ben anda seçseler sonra Kırım'a kırmak yasak olacak. Bak dedim kardeşim sen serbestlikte ne kadar olacağın da belli değil. Ben öyle bugün varsın serbestlikte yarın hapistesin. Suruh kotarımı gibi biliyorsunuz. Eğer de dedim sen milletvekili olsan da seni de anda sokmasalar biz bunun etrafında da bayağı çalışmalar yaparız. Neyse de razılığını aldım. Ben bu fikri de ben Zelenski'yle o zaman görüşme imkanı olmadan dedi. Onun yardımcıları kereydi. Ben onlara aittim bu fikri. Ben dedim bakın eğer de bu Kırım'da yaşayan bizim bu kadar parlak vatandaşımızı özünüzün sıranızı alsanız hem Kırım'a, hem Rusya'ya, hem Ukrayna'ya büyük sinyal olacak. Aa dediler, yakşı fikir. Ben ona Zelenski'ye aittim. Böyle böyle laf oldu. Laf oldu. Yani. Haberim bile yok dedi. Ya o vakta kim alıp baraydı onun tarafından bu müzakerelerden? Çok adamlar geliyordu. Ben ya birinci yardımcıyım ya bir şeyler adlarını bile adımda konuşuyorum. Şimdi belli. Şimdi bütün iş Andrei Yermak'a bağlandı. O zaman Yermak geliyordu dedi. Başkaları bir genç böyle bir adamlar geliyordu. Ben belli edim. Onlar rapor verirlerdi Zelenski'ye. Zelenski o zaman imal etti. Ama o dedi ki ya bir haberim bile yok dedi. Yazık dedi öyle çıkanlar. Neyse böyle son oradan kaytıp geldikten sonra ertesi günü böyle resmi görüşmemiz oldu. O resmi görüşmede bütün sorunlarımızı söyledik. Esas olarak neler neler isteyemiz iktidardan. Bu yalnız Kırım Tatar halkının menfaati için de değil de Ukrayna devleti için de pek lazım olan şeyler bu kanunlar kabul edilmesi. Damır halklar kanunları meselesi. Kırım Tatar halkının statüsü meselesi, Ukrayna anayasasına, anayasasının 10. bölgüne maddesine değiştirmeler. Yani Kırım Otonom Cumhuriyeti'nin statüsünü değiştirme konusunda. O zaman dedi ki ben büyük ihtimal, bu büyük ihtimal diyor, skorey için evet. Büyük ihtimal ben ona desteklerim ama dedi siz onu yollarınız da bizim uzmanlarımız bakıp çıksın. Kendi tekliflerini çıksınlar. Son daha bir mesele Kırım Tatar halkının temsilcisi olarak Cumhurbaşkanı'nın yanında var. Danışman şeklinde. Bu da böyle oldu. Ben şimdi o seçimleri kazandıktan sonra evet bütün Poroshenko'nun partisi istifa etti. Poroshenko da maga diye siz nasıl diyorsunuz diye biz hepimiz şimdi zayıflığını yazamız boşaymış. Siz ya dedim, evet de ben de boşayım. Zeyvleni yazdım. O da Cumhurbaşkanı saytında da yazılır. İşte uvalinaş.
Ama Zelenski'nin штабından birisi bana telefon açtı, dedi. Biz istedik, siz devam etkiniz bu. Nasıl bakarsınız? Как уполномоченный по делам крымско-татарского народа. Ben o zaman dedim, bu vazife mutlaka kalması gerek. Çünkü çok mühim. Ama mutlaka men olmam şart değil. Biz dedim, bu mecliste oturarak da çok uygun bir adamı size teklif ederek. Ama onlar bunu kabul etmediler. Son mağaytlar anda aralarında laf olgan iken, вообще bu vazife под Мустафу делалась, раз Мустафа не хочет, давай его ликвидируем. Biz bu meseleni birkaç kere Zelenski'ye de ettik. Dedik, bakınız, şimdi Kırım Yarımadası'nda legal, meşru strukturlardan tek bir Kırım Tatar Milli Meclisi kaldı. Kalanları hepsi satkın, onlara çalışan. Ukrayna'nın bu Mart ayında alınan kararlarına göre de Kırım Tatar Milli Meclisi yuridik olarak işte tanıldı. Temsilcisi olarak. İşte dedim, en uygun olan bu vazifeye adam şu halk tarafından direkt halk tarafından seçilgin meclisin reisi. Hem otoritesi yüksek, hem bilgisi. Yani Rifat Aka Çubarov'u teklif ettiniz. Ne dediler? Bakarız dediler. 19 senesi daha dediler. Hala da bakarlar. Maalesef öyle durum. Ben aytmak istediğim bunda belki de şimdi Zelenski'nin %100 onun kabahati demek mümkün değil. Çünkü etrafında o kadar çok insan, farklı insanlar var ki. Ne yakında görürsünüz o Yermak'ın danışmanı Kunitsin dediğimiz, bizim daima dost dediğimiz adam nasıl yazma şeyler söyledi. Böyle gibi insanlar onda gayet çok. Cumhur Reis Poroshenko'nun dost doğru bağınız var idi. İstediğin vaxtınızda telefon edebiliyordunuz. Zelenski'nin böyle bağ var mı sizde? Bilmem ki. Tam Zelenski'nin değil de gerekli zamanda evet Yermak'tan görüşebiliriz. Görüşebiliriz de bu bizim memur ofisime kele kahve içmeye. Bize Yermak. Kele ofisiniz ki. Son ne diyeyim mesela bu sene 21 senesi konuştunuz mu yani? 21 senesi yok, o Rüstem. Ama Rüstem ben ayıtacaklarım hepsini ona ayıtam. O mutlaka onun ayrı görüşmeye de pek ihtiyaç yok. Hem de bu görüşmenin bu menfi tarafları da var. Çünkü böyle gerginlik olduğu zaman bu partiler arasında böyle görüşmeler pek... Kızgançlık var mı iktidar tarafından siz muhalefet fırkasında olganınızın? Evet, büyük. Büyük. Nasıl yansıtalar bu kıskançlığı? Yani... Açıktan açık ediyorlar. Mesela? Mesela anasız o partiden, frakciyadan ayrılıp mutlaka sluga narodu kırmak değil. Ayrı bir grup yapsanız, Kırım grubu hem size de hem bize de iyi olur dedi böyle şekilde. Ne iyiliği olur? Mesela ayrılsanız ne olacak? Muhtar Cumhuriyet olacak mı? Yoksa ne olacak? O zaman biz teklif ettiğimiz kanunları daha sıcak bakacaklar. İşte bunu açık açık aydılar. Bir kere... Bu ultimatum şeklinde yapılan mı yoksa teklif gibi mi? Teklif şeklinde. Teklif şeklinde ama... Bir kere bunu şunu Yermak seslendirdi. Çubarov Rifat da var idi. Böyle böyle yapsanız da iyi olurdu. Rifat dedi biz 2010 senesi Yanukovic iktidara geldiği zaman aynı şeyi söyleyen dedi. A Mustafa da его послал куда-то dedi. Şimdi aynı durumu var. Sen de şimdi galiba bu adam bir yerge pasalat edecek bana da söyledi. O vakti o tekliflerini kim yapaydı? Yanukovic o zaman yoksa Lovochkin yapaydı mı? Özü. Ozu. Biz o seçimler bittikten sonra, Cumhurbaşkanı olduktan sonra birkaç günden sonra biz onun böyle resmen görüştük. Yanında evet Lovochkin de vardı. Ben ona 45 dakika daha ziyade galiba bizim sorunlarımızın, problemlerimizin söyledi. O dinledi. Toprak meselesi, bu kanunlar, şeyler meselesi, bu, o zaman zakon vasıtasıyla neprav deportirovanı vardı.
buna destek veririz. Bu şekilde söyledim. O dedim hep şeyler kolay çözülecek. Ama benim de bir size bir şartım var. Ha, nasıl şart? Sizler benim komandamda olmanız lazım. Hı-hı. Nasıl komanda? Ya, demek biz o olduğumuz frakçadan çıkacağımız. Regionlarda gireceğimiz. Ve Kırım'daki bizim milletvekillerimiz de aynı şeyi yapacaklar. Hı-hı. Dedim bakın biz bu geçen sayılarda siz için oy vermedik. Hı-hı. Ama siz çoğunlukla kazandınız, Cumhurbaşkanı oldunuz. Onun için sizden işbirlik yapacağımız. En birinciden evet Kırım meselesinde. Ama biz komandanın çalışan adam değiliz. Bize komandaya kurultay verin. Sizin stratejiniz Евразиатский бренд и бриши. Bizim stratejimiz Евроатлантик интеграция. Yani yollar farklı. Farklı. Ben şimdi dedim böyle öz başıma böyle karar verip de sizin fraksiyonunuza geçecek olsam bizim vatandaşlar da onu anlamazlar. Onun için öyle olacak şey değil dedi. Dedim ona. Ne aralar bozuldu o vakit? Bozuldu. O Yanukovic'in hiç unutmam Naitka şeyleri. O dedi ki ya dedi sizin de muhalefetiniz var ya. Hı hı. Sizinle anlaşıp olamazsak demek sizin muhalefetle anlaşmaz zor. Ya dedim işte ben Sayın Cumhurbaşkanı sizin nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Bizde elbette dedim muhalefet var. Muhalefet olmasaydı dedim biz özümüzü onu yaratır dedik. Çünkü muhalefet olmasa bir canlılık olmayı, zastoy yani şey olay. Ama dedim siz muhalefet dediniz, Kırım Tatar Milli Meclisi arasında bir fark var. Kırım Tatar Milli Meclisi'ni halk saylay. Ama o muhalefet dediniz kendileri özlerini seçilir. Onun için dedim sizin işiniz nasıl olsa öyle. Neticede ya yakşı dedim ben 1. Mayıs'a dedim. Kaçıncı? 3. Mayıs'a geleceğim dedi Kırım'da. Biz dedi bu bütün planaları yürüyerek, hepsilerin bakarak, o meselelerin çözmeye tırışarak. Ve yakşı. Geldi Kırım'a. Künitsin o zaman Cumhurbaşkanı temsilcisiydi. Geldi ona dedi 3. Mayıs'ta görüşme olacak Cumhurbaşkanı'nın в таком формате. Bakalım anda Kırım Tatar Milli Meclisi'nden 7-8 adam var. Kalganları belli firkalar. Farklı farklı gruplardan da. Yarısı da uydurulan, yani tabanı olmayan gruplardan. Ben dedim bu nasıl şey bu kim bu? Evet dedim Cumhurbaşkanı vakti olsa kimler istese görüşebilir. Ama bir nizam var. Cumhurbaşkanı geldiği zaman o da 99 senesi alınan kuşma kararıydı. O Sovet'e представители Крымско-Татарского народа. Sovet представители dedi, yalnız Kırım-Tatar Milli Meclis azaları kırıyor. Biz dedim, yalnız böyle formatla görüşebiliriz. Başka şekilde yok. Güneş'in dedi, ya o Cumhurbaşkanı ya, o öyle istedi. Dedi, o istese istesin, bizim kaydelerimiz başka. Onun için o görüşme olmadı. O başta onların usullerini göre bütün oradaki Kırım ministerlerinin, nelerinin, o bu raysovetin başkanlarının ve orada bizde de olacak dedik. Ondan sonra ayrı görüşme olacak dedi. O konuşmasında da bu bizim ayrı görüşmemiz olacağın göze alıp durayken de konuşmasında da böyleyken. Вот как мы там договорились Mustafa Cemil. Mustafa Cemil'in salonda yok. İşte o zamandan sonra aralar daha ziyade gerginleşti. Açıktan açık bize düşmanlık yapmaya başladı. Şimdi Kuçma zamanından beri Türkiye ziyareti olsa ya da Türkiye'den Cumhuriyet Başnazır gelgen vakta meclis azası ve ayrıca sizin iştirakınız her vakit adet gibi olgan edeyindi. Şimdi Zelenski varıp geldi Ankara'ya siz yok ediniz. Bu birinci kere galiba öyle şey doğru mu? Heyette olmadığınız. Paraşenko bazı zaman mensizlik diyordu. Bunda bir şey yok. Hem de şimdi oraya Rüstem vardı. Şimdi burada ben bu sefer ben anda kristetmeyen sebebi başka sebebi de var biraz. Çünkü son iki kere 16. Ekim, 16. Oktyabr geçen sene vardığımız zaman da esas meselelerden birisi bu konut meselesiydi.
Konut meselesinde işte o Zelenski'nin teklifi 500 konut dedi. Kherson'da kurulacak. Bizim daha 14. seneden beri gerçekten de böyle planımız var idi. Çünkü orada Kırım Tatar Asker Birliği kurmak niyetimiz var idi. Ve o askerlerin korantaları orada yaşamak için batalyon olacak olsa en azından 900 demek gerekiyordu. O niyetle aitkan edik biz o Kherson'da. Ama şimdi o çevirdi dedi 500 konut anda kurulacak. Ben de dedim bakın konutlar nerede Kırım Tatarlar yaşay onda kurulması gerek. Kherson'da evet onda Kherson bölgesinde bir 7-8 bin Kırım Tatarı var. Ama o işgalden sonra mecburi olarak vatanlarını terk edip ona gelen insanlar değil. Eskiden yaşayanlar. Eskiden yaşayanlar ama zamanında Kırım'a gelip olamayanlar bazı sebeplerden. Bu 60-70. Yılların evet, adamları. Evet, evet. Onun için dedim ama esas olarak Kırım Tatarları en çok Kiev'de yaşıyorlar. 10 bine yakın. Daha doğrusu 9500 kaç. Bu rakamlar da kaydan peyde oldu. Rakamlar kaydan bunu tam böyle adam adamına göre değil de biz mesela bütün göçmenlerin sayısı, işgalden sonra göçmenlerin sayısını alalımız bundan. Ondan aşağı yukarı yarısı Kırım Tatarları olsa böyle çıkaramız. Ama bu son ki ziyaretten sonra, Türkiye ziyaretten sonra Kherson'dan başka 200 daire mi Nikolay'da kuruyor? Tartışmalarda böyle son rakam ortaya çıktı. Daha doğrusu bu ziyaretten evvel Yermak geldi bizim benim ofisime. Orada ben, Rüstem, daha bir kimse kayı etrafında yarın olacak ziyaretin planlarını konuştuk ve konut meselesi. Tartıştık. Ya dedi o anlaşmada 3. Şubat 20. senesi Zelenski ve Erdoğan görüşmeli zaman böyle söylenir yenedi. 500 konut Kherson'da. Ya dedim Erdoğan'a farkı yok. Nerede istesek orada kuracak. Ama biz eğer de gerçekten de Kırım Tatarları için yapacak olsamız böyle olması gerek. Ama onların o Kherson iktidarından sonra Nikolay iktidarının bazı kendi münasebetleri var galiba da. Burada yine de bu PR meselesi. Ana onda ev kurulacak, onlar anahtar teslim edecekler, böylelikle otoriteti teşekkür edecekler. Ama bize gerek şey değil o. Neticede Yermak'ın tekrar tamam 200 Kherson'da olsun, 200 Nikolay'da, Nikolay'da toprak var iken hem de yakşı yerde. Yüzü kırık olsun Kiev'de. Son geldik İstanbul'a bu toplantı esnasında bu formül aytıldı. Ben çok buna karşı konuştum. Ondan sonra benim Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Bey ben seni o kadar kızgın görmeyeyim. Az kaldı ya o Zelenski'nin kötekleşecek edin. Kötek'e evet yetişmez dedi ama gergin önemi şey oldu. Zelenski de ben de orada işte Gorod-Sat yani şehir, bahçeli bir şehir işgalcileri göstereceğim nasıl Kırım Ukrayna'nın ana topraklarında mecburi vatanları terk eden adam nasıl mesut mutlu yaşayırlar. Ben de ona diyeyim, bakınız, işgal bittikten sonra Kırım Tatarların %99'u Kırım'a kaydedecekler. Başkaları, Ruslar, etnik Ruslar, Ukraynalar, belki %90'ı bunda kalacaktır. Ama Kırım Tatarları farklı. Onun için onda Gorod-Sat olmayacak. Fırsat olduğundan vatanlarını kaydedecekler. Vatanlarına kayttıkları zaman bu insanlara dilemma olacak, ne yapacaklar? Evet orada evleri var ise o evlerine katacaklar. Evleri yok ise bu evlerini ya satacaklar ya Kırım'ı değiştirecekler. Ama Kherson'da kurulgan evin fiyatı bir, Kiev'de kurulgan ya fiyatı bambaşka. Şimdi biz o kadar insanlarımız Kiev'de olduğu zaman. Birinci olarak bu askerlerimiz. O askerlerin de sayısı yalnız Kiev'de yaşayan askerlerimizin atodan, savaştan geçen insanlarımız sayısı %100'e yakın.
Şimdi biz onlara diyeceğimiz kitkis kere sonuğun. Bu nasıl mantıksız şey? Onun burada korumtası var. Balası bektebe katlayın. Bahçesi ne? Bir şey nasıl bir apayı bir yerde bekim çalışadır. Şimdi biz onu nasıl ayıtacağımız? Yok. Özün dedi gün dedi. Ne yapacaksın Cumhurbaşkanı? Şimdi bu meseleden nokta koyuldu mu indi? Yok. Nokta böyle oldu. Ha, son anahtar verecek iken bu Zelenski söylediğine göre ev sahiplerini biz dedim anahtar meselesi de olmaması gerek. Bu kurulacak bütün konutlar fond, mahsus fond kurduk. Kırım Varlık Fondu. O fona ait olacak. Ama işgal bittikten sonra biz bakacağımız bu evlerde yaşayan insanların Kırım'da evi var mı yok mu? Var ise evine kaçacak. Yok ise o evet ona müsaade verilecek ya satmaya ya da değiştirmeye. Ha, demek ki bu evler, konutlar insanların mülkü olmayacak, vakıfta kalacaklar. İşgal bitinceye kadar. Ama işgal bittikten sonra ya adamın orada kocaman evi var ise ortalıkta o kadar evsiz insanlar olduğu zaman neden sen o evine pretenzin olacak? Ama evet büyük çoğunluğu o şu yaşayan evler evet onların olacak. Nasıl olsa. Ama formal olarak böyle olması gerek. Sonra ikinciden siz eğer de bunda yaşayan insanlara deseniz bana sağında Kherson'a ev ayırdık. Evet o sizin anahtarınızı alır. Ama ertesi günü satılığa çıkarır. Yine de bunda bir şeyler kıdırmaya başlayacak. Yani dediğimiz gorut satanda olmayacak. Yok uzun dediklerinde durdular. Son neticede Erdoğan böyle dedi. Benim fikrimce de dedi. Doğru olur da eğer de şahsi mülkiyet değil de fona verilse. O bir dedi. İkinciden bu konutlar dedi Kırım Tatarlar için kurulacak. Ve elbette dedi Kırım Tatarların ihtiyaçlarını birinciden hesabı almak gerek. Ama madem ki siz Cumhurbaşkanı olarak böyle formül teklif edesiniz, tamam dedi biz kabul ederiz bunu. Ama ben ilave olarak da 500 konut kuracağım. Ama bu 500, ikinci 500 ya da 500 konut sadece Kırım Tatarlar söylediği gibi. Onu da böyle de anlaşkan edelim. Yani demek ki şimdilik nokta yok, virgül kaldı. Virgül kaldı. Sonra ben bu toplantı işte bu gergin böyle toplantı bittikten sonra Zelenski'nin adına yanık ya dedim anlamadım dedim. Ne sebepten böyle siz ısrarlı olarak anda Kherson'da olsun. Ama dedi ki ya de Kiev'de toprak tapması pek zor. Gerçekte de zorluk var ama o kadarlıkta değil ya. Dedim bak kız bu devlet dedim onlarca milyon dolar masraf edecek de bizge ev kurmak için. Tek bizden istedikleri toprak. Şimdi biz onlara toprağımız yok desek nasıl? Kulüç bir şey olacak ya. Kaytaya Kiev'e dedim ben size o kadastro numaralarında olgan böyle toprak parçalarını görsetirim dedim. Var o toprak. Tamam dedi kaytarıp görsetirsin. Öyle de ondan sonra görüşme olmadı ama bu sonki ziyaretin arifesinde neye vardık? Kuşma Kılıçkoğlu'yla konuştum. Planlarımızı söyledik. Dedik böyle böyle. Biz o birinci etap böyle olacak. Formül böyle. Ama ikinci etapta 500 konut. Bizge dedim Kiev'de toprak gerek. Ya dedim bu toprak için sizge rüşvet teklif edemem. 500 konuttan %10'u size verilecek. Siz kime isteseniz, o gibi sırağınız, açıcılarınız büyüktür. 50 konut sizge hediye olarak olacak. Bu ne birçok